İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Hazırsak hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra sorularınızı nasıl alacağız. Konu, üç soru alacağız. Baştan söyleyeyim. Bruno Tetoç. Como em todos os jogos, é importante vencer, ganhar. Hoje mais importante porque vinhamos de dois jogos para o campeonato onde não conseguimos ganhar. Onde vinhamos também três jogos consecutivos, nunca acabando com os jogadores, sempre com um jogador expulso que nos criou imensos problemas nesses três jogos. Equipa hoje, novamente, e sempre muito confiante. Ganhámos 4-0, podíamos ter ganho por mais 2 ou 3 golos. Foi o jogo que fizemos mais remates na baliza este ano, fizemos 15 remates na baliza. Temos um score de golos marcados no campeonato de 40 golos. Uma coisa de que, na minha opinião, é de registar. Os jogadores estão de parabéns e os adeptos também, porque mais uma vez sempre juntos com a equipa a empurrar para situações de confiança, e eu também quero lhes agradecer e que venha aí um novo ano e que eles tenham um ano novo com muita saúde e com muito sucesso e com muitas vitórias do Fenerbahçe. İyi akşamlar diliyorum. Her maç olduğu gibi bu maçta önemliydi kazanmak. Ama bugün galibiyet daha da önemliydi. Çünkü ligde son iki maçımızda mağlup olmuştuk. Ve son üç maçımızda kırmızı kart görüp maçları 11 kişi tamamlayamamıştık. Ki bu kırmızı kartlar bize bu maçlarda büyük problemler yarattı. Ama bugün yine takımın bir kez daha maç boyunca çok özgüvenli bir oyun ortaya koydu. 4-0 kazandık ama 2-3 gol daha atabilirdik. Bu maç, bu sezon kaleyi bulan en fazla şutumuzun olduğu maç. 15 kaleyi bulan şut sayımız 15. Ligde de 40 gol attık ki bu bence güzel bir rakam. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü bugün maç boyunca takımlarının yanında oldular. Takımlarına özgüven verdiler. Takımlarını hep yukarıya çektiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Yeni yıl geliyor. Yeni yılda taraftarlarımıza sağlık, başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum. İrfan Bey. Hocam, savunma arkasında atılan toplarda Fenerbahçe kalesi çok fazla tehlike yaşıyor. Bunu son maçlarda da gördük. Artık rakipler Fenerbahçe'nin oyun anlayışını ezberledi mi? Yani bunu çözdü mü? Bu nedenle mi bu tehlikeler oluşuyor Fenerbahçe kalesinde? Hocamızın buna karşı bir çözümü olacak mı? Então, quando o adversário joga uma bola longa atrás da linha defensiva do Fenerbahçe, a equipa do Fenerbahçe sempre tem dificuldades. Na sua opinião, agora os adversários sabem como o Fenerbahçe joga e por isso eles jogam assim? E qual vai ser a sua solução para evitar isso? Não há solução. Nós sabemos os riscos que temos na nossa forma de jogar e de defender. Se o adversário tiver capacidade para ganhar com facilidade as costas da última linha do Fenerbahçe, vai ganhar. O futebol é assim. O futebol, tu tens que saber os riscos que assumes. E nós sabemos os riscos que assumimos. E por isso é que temos 40 golos. Bunun bir çözümü yok. Çünkü bizim oynamış olduğumuz futbolun, bizim sahada sergilemek istediğimiz oyunun bir riski bu. Biz de bu riski bilerek göz önüne alıyoruz. Eğer rakiplerimizin bunu değerlendirebilecek kapasiteleri varsa tabii ki bundan faydalanıyorlar. Ama futbol bu. Bizim oynamak istediğimiz futbol bu. Arkaya atılan toplarda risk olduğunu biliyoruz ama biz sahada bu oyun stilini sergilemek istiyoruz. Zaten bu oyun stilini sergilediğimiz için 40 gol attık. Başka soru? Yoksa... Buyurun İrfan Bey. Bir de büyük maçlarda, yani özellikle Beşiktaş derbisinde de daha sonra Trabzonspor maçında,
bu maçta da bazı maçlarda geri, bir oyuncu eksik olmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha kontrollü bir oyun oynadığı yönünde eleştiriler yapılıyor. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda. Hoca bu konu hakkında neler söylemek? Então, as pessoas dizem que nos jogos importantes, como no jogo contra Beşiktaş, como no jogo contra Trabzonspor, nesses jogos importantes as pessoas pensam que o Fenerbahçe jogou um jogo mais controlado. E o que você acha sobre aqui, essa opinião? Você concorda com isso? Não acho nada. Aquilo que eu acho é que o futebol é isso mesmo. Umas vezes jogas melhor, outras vezes jogas pior. Umas vezes o adversário joga é melhor que tu e ganha, faz parte do futebol. Bence futbolun aslında futbol bu. Çünkü futbolda bazen iyi oynarsınız, bazen kötü oynarsınız, bazen rakibiniz sizden daha iyi oynayabilir. Bunlar da futbolun bir parçası. Ben de bunun sebebini buna bağlıyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.